Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyim, seni ne güzel böyle giyinik görmek. Teşekkür ederim, bu sağ olun. Bu yemeklerinin yetiştiğine delalet herhalde. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, ceketim sağ olun. Buyurun, için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Hadi bakalım. Hadi, çok açım. Vallahi TV8'deydim, işlerimiz vardı, hallettik, geldik. Çok açım, merhabalar. Ay. Masaya da bakın. Çok şık. Beğendiniz mi? Ben beğendim. Ay, çiçekli mi çiçekli. Yani herkesin tarzı değil. Benim de tarzım değil ama şık bir masa yani. Evet, yani çok biraz hoş. Böyle farklı olsun kırmızılar istedim. Kırmızılar çok olsun, içim açıldı vallahi. Öyle ellerime mi? Sağlık. Hemen kapıyı açıp hadi geliyorum. Aynı şeyleri yemek için de söyleriz inşallah. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş merhabalar Gülbahar Hanım. Şöyle montunuzu alayım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba efendim. Bu ne şıklık. Teşekkür hoş geldiniz. Ederiz. Güzel görünüyorsunuz. Alayım. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. Merhaba Gülbahar. Aa. Pek bir cuma günü gibi gördüm seni sanki. Cuma final gününe daha güzel olacak. Ay. Sizin için. Çok teşekkür ederiz. Çok biz hoşsun. Teşekkür saçlar ederiz. Falan. Doğru Hanım, merhaba. Merhaba. Ay Allah'ım çok hoş. Bir defileden fırlamış gibi hanımlar. Teşekkür Sevda ederim. Hoş geldin. Merhaba Zuhal Hanım. Merhaba, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben sizi gördüm, çok Emre. İyi oldu. Merhaba Hakan, tekrar buyursunlar. Yerleş, çok şık herkes değil. Erkekler de kardeş gibi. Ben bugün özellikle bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Bir oduncu gömleği giymiştim ama evet. Birileri beni kıskanmış olacak ki bugün de oduncu gömleği. Sende de kırmızılı vardı. Ama dün giydiği oduncu gömleği değil de Aztek gömleği. Aztek desenliydi. Aztek kırmızı mi? Mavi. Arkadaşımız dün giydiğini de hatırlamıyor. Yapacak bir şey yok. Dünkü giydiğim oduncu gömleği. Vallahi gömleği. Kardeş gibi olmuşsunuz. Aztek gömlek desenleri böyle. İşte yani oldum. Terlik de gelmiş bugüne. Ne? Terlikle. Terlikle geldi. Bakayım. Ama gerçekten görebilir çok miyim? Güzel terlikler koydu. Çok pardon, rahatsız ettim. Herhalde ev gezmesine geldi. Patates terlik vallahi. Patates köfte yemeye geldi. Yine de platform giyemezdim yani. Taş oradan iyi geldi. Oo, fena. Zaten moda yarışmasında da değiliz. İsterseniz o taraf yakında bir yerdeyse. O yalnız bir şey söyleyeceğim, terlikler. Biliyorsun son yıllarda kaç yıldır bu ünlü markalarda terlikler millet sokakta giyiyor. Tüylüleri bilmem neleri evet. Derir. Ben giyemem, ayağım üşür. Tamam. Senin ayağın üşümedi mi? Ayağım üşümedi. Bugün sabah gök gürültüsü, sağanak yağış vardı evet, yahu. Evet, şöyle bir azizliğine uğradım. Terlikler süet olduğu için burada ha. Çimlerde de yürürken. İyi oldu sana. Evet, damla oldu. Kış günü. Gelir yani, misin sen terlikle? Bu şu terlik. An havalar çok uygun değil buna. Buyurun masayı da değerlendirin. Gülbahar nasıl buldu? Kendi tabakçana. Evet, her şeyi kendim getirdim. Taşım. Çok güzel yani. Buldum ama keşke çiçekler biraz daha ileride olsaydı. Ne yani, oldu ki? Biraz tabağımın içine girmiş gibi. Büyük mü geldi? Yani? Evet, biraz. Servis yaparken. Ya da biraz daha bu tarafa doğru ortalama olsaydı. Aceleye mi geldi acaba? Çünkü şimdi ortalayın. Ortalayalım mı? Olur. Daha iyi olur çünkü tabağıma çok giriyor. Çok zor bir şey değil hayatımız için. Sevda sen ben ne diyeceksin? Ben de yardımcı olmam gerekiyor. Evet, ol. Biraz o tarafa doğru çekelim. Çok hafif evet. Yani tam ortalı gibi düşünmüştüm yok, ama. Değil. Yok şimdi değil. Tabağa geliyor ya. Şimdi, evet ha, şimdi. Bilmiyorum oradan daha iyi. Ama görünüşü, aslında aceleye getirmedim. Görünüşü çok önce güzel. Önce mi hazırladın? Evet, önce bir hazırlığımı yaptım. Sonra masaya çünkü özenmek istedim. Yani şık davet masası olsun. O zaman buyur. Evet. Pırasalı ne çorbasıydı? Pırasalı patates çorbası. Pırasalı patates çorbasıyla başlıyor. Sen de beğenmişsindir herhalde. Evet güzel. Emre. Yani bakalım tadına bakmamız lazım. Yok yok masayı diyorum. Masa düzeni güzel evet. Servisler doğru açılmış mı? Göre evet, yanlış açılmış kaşıklar sadece şuradan kaşıklarla teker teker efendim servis yanlış açılmış. Neresi yanlış? Kaşıklarla bıçakların yeri değişmesi gerekiyor. Hayır öyle doğru. Mi? Şu an benimki doğru. Benimki doğru. Benimki de doğru. Sizinki de doğru. Tek yanlış çatal tatlı çatal bıçağında. Yönleri mi ters? Evet, koymuş. Yönleri ters şöyle ama düne falan. Göre çok güzel. Evet. Güne döne servis yemek. Açılımı düne göre çok güzel. Sen beğendin mi Hakan? Düne güne ben de güzel beğendim derken, güzel. Pardon düne gidince bir de hemen Sevda girdi. Sadece iki kişininkini biraz o acaba. Masalara yani renk farkı var sadece bence. Benimki daha servis güzel. Açısından diyoruz. Servis açısından evet ben de kabul ettim zaten. İki kişinin evet. O anda yanlış ha, benim koymuştu. Önümdeki şu an şurası benim alanımsa düne göre şu anki daha iyi. Benim bildiğim kadarıyla kaşıklar işte ha, önce bıçaklar çorba dışta içiyoruz olması ya. Gerekiyor. Şimdi sıralamaya göre dıştan içe doğru oluyor. Öncelikle çorba içince mecburen kaşıklar dışarıda oluyor. Evet sen neler söyleyeceksin masayla ilgili Hakan? Masayı güzel buldum. Bana şey hissettirdi biraz Brezilya dizisi böyle güller kırmızılar. Böyle bir hissiyat uyandırdı bende. Brezilya hissiyatı. Ya Brezilya değil mi? Pembe dizi pembe hissiyatı. Pembe dizi. Evet. Güller romantik bir masa Hakan olmuş. Hakan Bey pembe dizi nasıl oluyor evet. Ya? Efendim? Pembe diziden kastınızı anlamadım.
Masa düzeniyle ilgili bir problem yoktu. Her şey tamdı. Kaşıklar, özellikle ilk röportajda da söylediğim gibi kaşık salatası için kaşık ekstradan koymuştuk. Masa düzeni gayet güzeldi. Sunumları çok güzeldi. Gayet başarılı buldum. Masa düzenine pembe dizi gibi dedim çünkü çok romantik, güller, kırmızı. Bana böyle hissettirdiği için böyle söyledim. Kötü, yanlış anlamış olabilir yani, bazı şeyler insanlara bazı hissiyatlar verebilir. Ben de böyle hissettim. Kötü bir anlamda söylemedim. Masa düzeni düne göre elemanımınki daha güzeldi. Fakat çiçeği çok büyüktü ve ortalayamamıştı. Sanırım son anda yaptı. Ama göze güzel gözüküyordu ve servisleri düzgündü. Masa düzeni çok güzeldi. Beğendim. Hakan Bey pembe dizilerden alınmış bir masa dizaynı dedi ama ben katılmıyorum. Gayet şıktı, özenliydi. Zuhal Hanım, mutfağı görme şansın var mı? Romantik olmuş diyorum. Romantik. Mutfağı görme şansları var mı? Gülbahar sorar. Yani... Gelebilir miyiz Eylem Hanım? Buradan bir şeyler görüyorum ama... Yani gelin görün aslında benim çok istediğim gibi değil. Süremeyi kılı kılına yetiştirdim. Buyurun gelin görün, siz bilirsiniz. Nasıl bu isterseniz. Menüyle nasıl kılı kılına yetiştiriyorsunuz ben anlamadım. Aa, ne varmış ya da ne yokmuş ki menüde? Menüde hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey normal yok. Günlük menü. Benim günlük... Seninkine dedin öyle dediler, evet. Gündelik yemekler dediler. Sanki biz her gün baklava, yaprak sarması sarıyoruz her gün günlük yemek. Ben köfte, patates yaparım. Çayım olana kadar ben kadayıfı cevize sarar, kızartırım. Bir de kendisi fırın tercih etmiş, en kolayı. Yani benim baklavamın yanından bile geçmez. Yanından bile geçmez diyor. Sen ne söyleyeceksin? Ama sonuç olarak baklavanız olmamıştı yani. Baklavam olmuştu, sadece ben bir tane ürünümü koymadığım için kabarmasında sıkıntı yaşadım. Onu da siz fark etmediniz. Nedeni değil, sonucuna bakıyoruz ama, değil mi? Yani nedeni de önemli ama sonuç olarak maalesef... Üzgünüm ki o baklava eğer ki hakkı verilseydi muhteşem. Şerbeti güzeldi bak. Yani tadı güzeldi. Şerbeti güzeldi fakat içi hamurdu. Bir de hiç kabarmamıştı maalesef. Kabarmamış yani işte, tam bir havuç dilimi olsaydı o ortasına. Havuç dilimi ben... biraz daha büyük olur ya, bir de içine de böyle dondurmayı zaten koyup. Kendisi de yumurta eklemediğini söylemişti. Ama da büyük hata. Evet. İşte en büyük hata o olduğu için maalesef. Kabarmadı. Ama ana yemeğin çok lezzetliydi. Sarman da fena değildi. Ne oldu? Mutfakta neler yaşadınız? Neler geçti aranızda? Mutfağa gittim böyle çok, yani hayal kırıklığına uğradım. Sebep? Çünkü bu kadar kolay bir menüyle o mutfak o şekilde kalması... Ne şekildeymiş ben de görmedim. Ben yani, bu mutfağa da gelemedim. Kadayıfın kalan kısmı özellikle, hani bulaşıkları söylemiyorum. Tamam, yapamamış, yetiştirememiş olabilir. Ama kalan kadayıfın kısmı kapatılması gerekirdi. Evet. Falan yani size ikram etmeyecek. Sonra, bize ikram etmeyecek ama bizden sonra da israf olmaması açısından söylüyorum. Açıklıktan önce israf mı oluyor? Tabii, üzerine sinekler konuyor. Onun için. Kalan kadayıf. Zaten bulaşıkları söylemiyorum. Peki başka bulaşık çok mu var? Çok çok var. Buradan gördüğüm için gitmek istedim. Başka hijyen kurallarına aykırı bir durum var mı? Yok, yemeklerin üzerini kapatmış. Sıkıntı da yok. Biraz dağınıklık estirsin. Yani benim dün ben mutfağımı tamamen topladım. Ocağıma kadar silmiştim. Evet. Söyledi de arkadaşlar. Evet, gördüm evet, de burada. Evet. Aynen. Zaten izleyince sadece bir damlamış olan yağı bayağı bir konuşulmuştu masada. Evet. Ama Sevda Hanım'ın menüsüne göre Eylem Hanım'ınki daha kolaydı. Yani ben öyle beklemiyordum. Daha mı kolaydı? Mutfağı daha düzenli. Valla benim yanımdan geçemez diyor Sevda. Kolay mı değil mi onu izlediğinizde göreceksiniz. Çok kolay yani, ya. Bu çorbada mesela küp küp doğrarsın malzemeyi, kavurursun az bir şey. Yani bakalım kremasını kendi mi yaptı, hazır mı kullandı? Kremayı zaten kendimi yapacak değilim yani. Tabii ki kendiniz yapacaksınız. Ama bunu kullanacaksınız. Sebzelerimi kavuruyorum. Hayır, kreme kullanmayın, süt kullanın. Sevdam, siz yoğurt kullandınız mı dün? Yoğurtla krem aynı şey tamam, değil. Mayaladınız yoğurdu mı ben yoğurdu? Ben mayalayamam ama kremayı... Kremayı da burada nasıl yapıldığını biliyor musunuz? Terbiyeyi biz yapabiliyoruz. Kremanın yapılma şartları. Kendileri de biliyor ev hanımları. Şahsla mı karıştırsın sütü? Biz çorba yaparken terbiyede süt ya da yoğurt kullanıyoruz ya. Evet. Bunda süt kullanılması gerekiyor. Hanımefendi konuşmasından anlıyorum ki krema kullanmış. Hatta üstüne de bir damla krema damlamış. Evet evet, içinde yani de var. Bunda krema olduğunu ben direkt anladım. Servisindeki ekşi krema mı süs olarak kullandın? Yani dediğim gibi isteğe bağlı bir şey. Sour cream mi? Afiyet olsun. Teşekkürler. Seni de aramıza bekliyoruz. Yoğurtla kremanın arasında dağlar var yalnız. Nasıl bir fark var anlatır mısın? Yoğurdu zaten hiçbir şekilde peki, mayalayamazsın. Önce bir içelim ki. Sonra tüm bu detayları. Kremayı yapabilirsin. Afiyet olsun. Nasıl yapabiliriz? Buyurun bir tadalım. Biraz önce tarifini verdim. Mutfağa girdiğimde rezalette, dün hani ağır bir menüde darmadağın bir mutfak beklerken temiz mutfak buldum. Bugünkü pratik, basit menüde
rezalet bir mutfak gördüm. Gülbahar Hanım mutfağa gitti ve mutfağın dağınık olduğunu söyledi. Ancak bu benim için önemli bir kriter değil. Dağınık olabilir, sonuçta orada bir işlem yapıldı. Pis olmadığı sürece, hijyen koşullarına uygun olduğu sürece benim için önemli değil. Ben açıkçası Gülbahar Hanım'ın buraya yarışma için geldiğini düşünmüyorum. Gülbahar Hanım tamamen insanları eleştirmek, onlara az puan vermek ve verdiği az puanlarla çok puan alacağını düşünerek birinci olma gayesiyle gelmiş ama yanılıyor. O yüzden de kendi gününde de zaten özellikle onda ince eleyip sık dokuyacağım ve mutfağını da gezeceğim ve en ince ayrıntıya kadar her şeyi eleştirmeye çalışacağım. Gülbahar Hanım mutfağa gitti. Döndüğünde mutfak için çok kötü şeyler söyledi. Yani çok darmadağın, savaş alanı gibi olduğunu söyledi. Tabii herkes sevdiği kadar becerikli değil. Benimki bal diyor ki yalaydı.